İlimden bir mesele öğrenmek 1000 rekat nafile namaz kılmaktan efdaldir. Şimdi ateizme biraz girmek istiyorum. Ateizm. Ateizm aslında nedir? Ateizmin karşılığını bilen var mı? Ateizm eşittir şeytanizm. Bitti. Allah Celle Celaluhu'dan başka birine biri taparsa o kişi şeytandan başka kimseye tapmıyor. İneğe tapan da şeytana tapıyor. Maymuna tapan da şeytana tapıyor. Puta tapan da şeytana tapıyor. Allah Celle Celaluhu'dan başka tapılan her şey şeytandır. Niye? Onun aklına giden şeytandır. Şimdi farklı sorular var bununla alakalı. Şeytanı melek zannedenler var. Şeytan yerde ve gökte, bakın yerde ve gökte şeytanın secde etmediği bir yer yok. Bir karış toprak yok. Yerde ve gökte şeytanın secde etmediği, ibadet etmediği bir yer yok. Sadece Allah Celle Celaluhu dedi ki Adem kuluma secde et. Orada etmedi. Kibir etti. O dedi topraktan ben ateştenim. Ben ona secde etmem dedi. Sonuçta şeytan da ateşten yaratıldığı için, cinlerden olduğu için masum değil. Melekler masumdur. Şimdi ateistler neden ateist oluyor? Çok basit bir cevap var aslında. Bunu düşünseler var ya ateistler. Şeytandan olduğunu bir bilseler bence olmazlar. Mantıklı bir cevap verelim. Mantıklı bir cevap. Şimdi insan düşünmeye başlıyor. Ya bizim de aklımıza geliyor kardeşim ya. Ya aklımıza öyle şeyler geliyor ki sahabilerin bir lafını söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Dediler ki ya Resulallah aklımıza öyle şeyler geliyor ki o şeylerin aklımıza gelmesindense gökyüzünden atılıp parçalanmayı isteriz. Ateistlerin de aklına gelen sorular bak. Ateistlerin aklına sorular geliyor. Niye? Düşünmeye başlıyorlar. Ya diyor, bana da geliyor ya. Adam geliyor diyor ki ben diyor sorgulamaya başlıyorum. Ya neyi sorguluyorsun sen kardeşim ya? İşte ölüm var mı? Şu var mı? Bu var mı? Bunlar şeytanın hileleri. Sen bunun şeytandan geldiğini anlamazsan, idrak etmezsen, ona karşı bir siper almazsan, şeytan senin aklını kurcalar kurcalar, soru üstüne soru, soru üstüne soru, soru üstüne soru. Allah niye böyle yapmış? Peygamber niye böyle yapmış? O niye öyle olmuş? Bu ayet niye böyle? Şu hadis niye şöyle? Bir bakarsın, iman kalmamış, eşittir ateist olmuşsun. Bu kadar. 2 2 daha 4 kardeşim. Ateistliğin tek sebebi akla gelen saçma salak soruların karşılığını hocalar sormayıp da kendi kendine araştırma yapmasından ortaya çıkan bir kendilerince bir dindir. Kur'an mealinden kendilerince cevaplıyorlar ve cevapların kendi cevaplarının altında boğuluyorlar ve dinden çıkıyorlar.